mecliste yeni bir saldırı gerçekleştirildi. Milletvekillerimiz darp edilerek meclis iradesi yok sayılmaya çalışılıyor. İktidarın doğamıza, hayvanlara, insanlara, tüm canlılara yönelik saldırılarının her geçen gün arttığı bir süreçte yeni yasalar çıkararak bu yasalar etrafında kendini idame etmeye çalışan AKP ve MHP iktidarı dün de mecliste milletvekillerimize saldırmıştır. Toplanan meclis sırasında tip milletvekilimiz Ahmet Şık konuşma yaparken daha önce de defalarca gerek futbol oynadığı zaman saldırganlığıyla bilinen milletvekili sürecinde de her defasında saldırgan bir tutumla meclisi arenaya çeviren Alpay vekili dün de Ahmet Şık'a saldırarak kendisini bir kez daha saldırganlığıyla ortaya koymuştur. Dediğim gibi iktidar kendisine muhalif olan, beğenmediği ne varsa bunu kendi lehine çevirmek için mecliste her zaman aynı tartışmaları sürdürüyor, aynı saldırganlığını sürdürüyor. Meclis Genel Kurulu'nda siyasi iktidarın vekilleri tarafından bir kez daha erkeklik gösterisi yapılmıştır. Siyaseten yemediğini şiddet ve zorbalıkla bastırmayı bir politik haline getiren iktidar bir kez daha muhalefetin kadınların sesini kısmaya dönük bastırma siyasetini devreye koymuştur. Yaşanan saldırıda grup başkan vekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit faşist iktidarın vekilleri tarafından şiddetin hedefi olmuştur. Bu saldırı kadına yönelik şiddet ve katliamların artışı karşısında politika üretmeyen, her defasında kadınların kazanılmış haklarına saldıran AKP-MHP iktidarının kadın düşmanı politikalarının göstergesidir. Gülistan Kılıç Koçyiğit yoldaşımıza yapılan saldırı kadın iradesine, rengine, duruşuna, siyasetine ve mücadelesine yapılmış bir saldırıdır. Baskı ve zor aygıtları ile hukuksuzlukların, kadına yönelik şiddetin, irade gaspının meşrulaştırmasına izin vermeyeceğiz. Evde, sokakta, mecliste, bulunduğumuz her yerde erkek devlet şiddetini kabul etmiyoruz, mücadelemizi yükseltiyoruz. DEM Parti, Dersim İl Örgütü.